Hakan Fidan tanıdığımız bir isimdi ama özelliklerini yürüttüğü görevden ötürü belki de çok fazla bilemeyeceğimiz mecburen bir isimdi. Artık Dışişleri Bakanlığı koltuğunda da e, onu göreceğiz. Peki Hakan Fidan bugüne kadar üstlendiği görevlerle, eğitimiyle kimdi? Ona bakalım. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye yüzyılı kabinesinin en dikkat çeken isimlerinden biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak açıklanmasının ardından başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden tebrik mesajı geldi. Hakan Fidan'ın bu kadar dikkat çekmesi, tebrik almasının arkasında ne yatıyor? Erdoğan'ın sır köpeği, kamuoyunun sesini bilmediği mit başkanı, FETÖ'nün hedefi ve İsrail'in kaygı verici bulduğu Hakan Fidan kimdir? TİKA Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevler üstlenen Fidan, 42 yaşında MIT Başkanlığı'na atandı ve 13 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak, Fidan'ın Türk istihbaratının başına gelmesinin kaygı verici bir gelişme olduğunu söylemişti. 7 Şubat 2012'de FETÖ'cü özel yetkili savcı tarafından ifadeye çağrılan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellediği girişimle terör örgütünün hedefinde operasyona maruz kaldı. Bu olay 7 Şubat MIT kumpası olarak tarihe geçti. Irak'ta ve Suriye'de mitin etkin ve nokta operasyon kapasitesini arttıran Fidan, dünyanın birçok ülkesinde terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye getirilip adalet önüne çıkarılmasını sağlayan, uluslararası çapta bir istihbarat teşkilatının oluşmasını sağladı. Ayrıca Libya, Ukrayna, Suriye, Mısır gibi sorunlu bölgelerde arka kapı diplomasisiyle tüm bu bölgelerde kilit bir rol üstlendi. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. O bakanlığında bundan sonra kimi göreceğimiz de herhalde toplumun en çok merak ettiği başlıklardan biriydi. Aşina olduğumuz yüzlerden biri, aşina olmadığımız bir kıyafetle bugün kameraların karşısındaydı. Çünkü Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevinin ardından Hulusi Akar'dan bugün törenle görevi devraldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na geçiş yapan Yaşar Güler görevi tören Hulusi Akar'dan devraldı Akar. Törende görev yaptığı dönemi anlattı. Ülkemizin güvenliğini korumak için azimle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bu dönemde Türkiye özne haline gelmiştir. Terörü kaynağında yok etmek için yurt dışı ve yurt içinde Mehmetçik başarılı operasyonlara imza atmıştır. Öte yandan Ege'de de haklarımızı hiç çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz cümlelerine yer verdi konuşmasında. Yeni Milli Savunma Bakanı Güler ise bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak ifadesini kullandı.